belki evde kalıp daha çok vakit ayırıp daha bilinçli bir şekilde çalışıp kadrolu olacaksın, atanacaksın. Böyle düşünelim. Evet, kimler var arkadaşlar aramızda? Kimler nerelerden katılıyor? Bakalım en çok hangi şehir olacak bu yıl? Okul önceciler, benim canım zümrelerim. Okul önceci bayağı fazla var. İngilizce var. Sosyal bilgiler var. Çok güzel. Din, kültür ve ahlak bilgisi var. Harika. Türkçe öğretmenlerimiz var. Çok güzel. Bugün yoğunluklu hocalarımız mı var? Hiç A grubu var mı içinizde alandan hazırlanan? Bilişim. Çok güzel. Harikasınız. Coğrafya öğretmenimiz var Zehra Hocam. Coğrafyayı o kadar çok seviyorum ki. Çok tatlı bir bölüm. Okuması da çok keyifli. Çok güzel. O zaman öğretmeni baş başayız diyebilir miyiz? Sanıyorum başka bölümlerden öğrencilerimiz yok içimizde. Alandan hazırlanan var mı? İBF'li olan? Sanıyorum yok. Çok güzel ama yine yoğunluk okul öncesinde arkadaşlar. Bu yıl o kadar çok okul öncesi öğretmenimle görüştüm ki hem seminerlerde hem de özel görüşmelerimde. Ya gerçekten okul öncecilerin yılı oldu diyebilirim. Hiç çalışmadıkları kadar bu yıl bence sınava çalıştılar ve hazırlandılar. Şimdi gelelim, biz bugün neden buradayız arkadaşlar? Bugün 9 Eylül 2024, saatlerimiz 17'yi gösteriyor. 2024-2025 dönemi eğitim öğretim yılının ilk başladığı gün, biliyorsunuz eğitim artık başladı okullarımızda ve artık dedik ki KPSS öğrencilerimiz biraz böyle yaz modundan çıkmakta zorluk çekiyorlar ya arkadaşlar, yani sizler. İdil hocam, şu an nasıl sesim? Arkadaşlar, sesim herkese az mı geliyor? Ki benim sesim de normalde çok da yüksektir. Mikrofonumun yerini değiştireyim. Şu an nasıl? Daha iyi olması lazım. İdil hocam, çok mu az geliyor? Bir dakika. Bir dakika. Şu an iyi miyiz arkadaşlar? Bayağı yakınımı aldım. Daha iyi geliyor mu? Okey miyiz? Okeysek devam edeceğim. Tamam, sanıyorum daha iyiyiz, değil mi? Tamam. İyi ki söylediniz arkadaşlar. En azından mikrofonu biraz daha yaklaştırmış oldum. Şimdi özellikle bugünü seçtim ki bu seminerimizi yapmak için arkadaşlar. Artık mental olarak da psikolojik olarak da, yani eğitimin başlamış olması, okulların açılmış olması, bizim de KPSS'ye hazırlanan öğrenciler olarak biraz daha ciddiyetimizin artması gerektiğini kavramış olduk. Benim amacım aslında buydu. Hem hafta başı, hem okulların açıldığı, hem ay başı gibi düşünüyorum. Yani ayın daha 9'undayız. Yani artık ciddiye almayanlar varsa da arkadaşlar, bir an evvel bence çalışmaya başlamalısınız. Çünkü zorlu bir yıl bizi bekliyor. 2025 kolay bir yıl olmayacak. Tekli bir yıl zaten. Sadece öğretmenlerimin ve A grubu öğrencilerimin girebildiği bir yıl. O yüzden gücümüz, bilgimiz arkadaşlar, gücümüz çalışmamız. Ve ben size o kadar güzel içerikli bir seminer hazırladım ki, bu seminerimizde kendinizi ve KPSS'yi ne kadar tanıyorsunuz, ya da daha doğru telaffuzu, acaba sınavı ve kendinizi tanıyor musunuz? Sorumluluklarınızdan arda kalan zamana ve seviyenize göre nasıl bir ders çalışma programı hazırlamanız gerekiyor? Neye ihtiyacınız var? Bunun analizini yapacağız birlikte. Ve arkadaşlarım, atanan öğretmenlerimin, atanan alan öğrencilerimin, yani KPSS'de başarılı olanların ortak yönleri nelerdi? Bunlara da değineceğiz. Ve KPSS'de başarılı olamayan %98'lik kitle ne yapmadı da başarılı olamadı? Bunlara da değineceğiz arkadaşlar ve çok daha fazlasını bu seminerde bulacaksınız. O yüzden eğer herkes hazırsa, artık da tanışma faslımız geçtiyse, bütün dikkatler, gözler, kulaklar bendeyse, çayımızı, kahvemizi de hazırladıysak arkadaşlar,
seminerimiz başlıyor. Şimdi ilk sayfada ne var arkadaşlar? Gireceğim sınavı tanıyor muyum? Eminim birçoğunuz tanıyorsunuz. Zaten birçoğunuz öğretmen. Yani ÖABT'si olan hocalarım var, olmayanlar var. Eğitim bilimlerinin kaç sorudan oluştuğunu ya da genel kültür, genel yeteneğe, yüzdelik dilimde ne kadar puan getirisine sahip olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Ama bilmeyenler için ben kısaca geçeyim. Belki aramızda son sınıf olan ya da ilk kez girecek öğretmenlerim de vardır. Arkadaşlar, öğretmenlerim için, ÖABT'si olanlar için bu sınav 3 aşamalı bir sınav. Genel kültür yetenek 120 sorudan oluşuyor, %30'luk bir getirisi var. Eğitim bilimleri 80 sorudan oluşuyor, %20'lik bir getirisi var. ÖABT öğretmenlik alan bilgisi testi açılımı 75 sorudan oluşuyor ve totalde %50'lik bir getirisi var. A grubu da arkadaşlar, A grubu dediğim sınava İktisadi ve İdari Bilimler mezunları, fakültesi mezunları ve Hukuk Fakültesi mezunları olan öğrencilerim girebiliyorlar. Uzmanlık, müfettişlik gibi kadrolara yerleşmek için girilen önemli bir sınav ve puan getirisi %80, genel kültür, genel yetenek de %20 oluyor. Burası anlaşıldıysa geliyorum arkadaşlar puan türlerine. Öğretmenlerim ÖABT'si olanlar P121, ÖABT'si olmayan hocalarım P10. İçimizde galiba bilişim teknolojileri öğretmenlerimiz vardı. Onlar P10 puan türüyle, yani genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri puanlarıyla atanacaklar. Onlar için de puan dağılımı arkadaşlar %60 GGK, %40 eğitim bilimleri olarak ayrılıyor. P3 puan türü yalnızca genel yetenek, genel kültürü kapsıyor. Yani mühendisler, hemşireler, psikologlar gibi alanı olmayan öğrencilerin alması gereken puan. P48 puan türü de arkadaşlar az önce ilettiğim A grubu öğrencilerini kapsayan bir puan türü. Şimdi geliyorum arkadaşlar, tek uzem olarak sizin için o kadar güzel veriler hazırladık ki, hatta bizi sosyal medyadan takip ediyorsanız bu verilerimizi mutlaka görmüşsünüzdür. Son 8 alımdaki branş bazındaki dağılımları hesapladık arkadaşlar. Şimdi tek tek değinmeyeceğim, çok zamanımızı alır. O yüzden bence ekran görüntüsü çıt çıt alın. Teşekkür ediyorum Hidayet Hocam. Her şey sizin için. Verimli bilgiler paylaşıyoruz. Takip etmeyenler takip etsin. Tek uzam. Ekran görüntüsü alın arkadaşlar. İçinizde sizin de branşlarınız var. Bu ÖABT'si olanlar, son 8 alımı derledik. Bir bakın grafik nasıl? Feyza Hocam hoş geldin. Eğer ekran görüntüsü aldıysak şimdi ÖABT'si olmayan hocalarım için hazırladığımız tabloyu göstereceğim. Geçeyim mi? Aldınız mı? Tamam, o zaman geçiyorum. Bu ÖABT'si olandı. Bu da arkadaşlar ÖABT'si olmayan yani müzik, felsefe, bilişim, özel eğitim gibi 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 ki arkadaşlar bu yıl eğer içinizde elektrik, elektronik öğretmenlerin varsa bu yıl onların yılıydı. Müthiş güzel bir alım yani geçmiş dönemden yapıldı ve puanları çok düşüktü. Eğer aranızda varsa onlara selam olsun. Biraz daha az emekle atanabilecekleri aşikar oldu. Giren sayı epeyce az. Bu da ÖABT'si olmayan hocalarım için hazırladığımız ki yıldızı parlayan bir bölüm var. Bak 2000, 2800, 1700 özel eğitim. Aramızda var mı özel eğitimden hazırlanan? Özel eğitim öğretmenlerimiz var mı? Sanıyorum yok. Ama özel eğitim öğretmenleri biraz şanslı. Neyse, başarılı olan öğrencilerin şansa ihtiyacı yoktur diyelim. Eğer ekran görüntüsü aldıysak arkadaşlarım geçiyorum. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki hocam o kadar keyifli keyifli konuşuyorduk, burada da mı bizi teste alacaksın? Evet, tabii ki de. Her yerde teste gireceksiniz. Sonuçta öğrencisiniz arkadaşlar, hazırlıklı olun. Hep böyle bizim öyledir ya, öğretmenlerim ve öğrencilerim kalem kağıt hep yanlarındadır. Çantalarından çıkarırlar, hemen bir şeyler yazarlar, bir şeyler çizerler. Artık mesleki bir deformasyon diyebilirim. Şimdi arkadaşlar sizin için çok güzel bir test hazırladım. Bu testim atanma testi. Totalde 6 sorudan oluşuyor ve siz bu seminere atanabilir miyim acaba? Var mı bir şansım diye düşünerek geldiniz ya. Ben de aynı soruyu size yönlendiriyorum arkadaşlar. Acaba atanabilecek misiniz? Var mı bir şansınız? Ya da içimizden kimler atanacak?
Bunu merak ediyorum. O yüzden şimdi soracağım 6 soruya ya evet ya hayır diyeceksiniz. Eğer yanınızda kaleminiz, kağıdınız varsa not alabilirsiniz. Eğer yoksa chat panelimizi bunun için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geliyorum birinci soruma. Verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Ya evet ya hayır. Buraya da yazabilirsiniz, not da alabilirsiniz. Çünkü totaldeki sonuç evet ve hayırlara göre verilecek arkadaşlar. Feyza hocam diyor ki evet, Elmas hocam hayır. Herkesten yanıt bekliyorum. Hayır. Var mı başka yanıt verecek olan? Evet. Evet diyenlere birazdan soracağım. Ne acaba diye. Evet diyen öğrencilerim, nasılmış bakalım bu verimli çalışma yönteminiz? Hayır diyenler çoğunlukta. Tamam, onlar cevap verene kadar ben ikinci soruma geliyorum. Peki arkadaşlar, unutma hızınızı biliyor musunuz? Acaba benim unutma hızım kaç gün? Unutma sürem kaç gün? Bunu biliyor muyuz? Hayır. Başka? Gözde hocam kaç gün? Kerime hocam kaç gün? Evet diyenler açıklamasını da yapsınlar. Öyle inanmam bakın size. Cevap istiyorum. Siz yaza durun, ben üçüncü soruma geliyorum. Peki kıymetli öğrencilerim, sizin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musunuz? Yani X konusu önceliklidir, büyüktür Y konusunda. Hayır. Evet diyen var mı? Arkadaşlar o kadar çok konu var ki. Bakın ders demiyorum. Matematik önemlidir coğrafyadan değil. Konu. X önemlidir Y'den. Problemler önemlidir üstü sayılardan. Paragraf önemlidir cümlede anlamdan gibi. Evet. Öğretmenlerimin işi daha zor. Doğru söylüyorsun Elmas Hocam. O zaman gelsin dördüncü sorumuz. Peki arkadaşlar, odaklanma düzeyinizi biliyor musunuz? Kaç dakikada acaba dikkatiniz dağılıyor? Ya da aramızda dikkat dağınıklığı problemi yaşayanlar var mı? Arkadaşlar günümüzün sorunu, ben söyleyeyim size açık bir şekilde. Günümüzün sorunu odaklanamamak. Bu yetişkin de olsak, Z kuşağında da var bu. Şu an LGS, YKS grubuyla da çalışıyorum. Onlarda da var, yaşı büyük, bizler gibi yetişkin olan, hatta öğretmenlerimde de var. Çünkü uyaran çok. Bir kere biz arkadaşlar bir 10 yıl öncesinde yaşamıyoruz. Şu an her yer uyaran, tıklım tıklım uyaran dolu ve dikkatinizi toplayamıyor olmanızı ben çok normal karşılarım. Ama bu demek değil ki benim dikkat dağınıklığı sorunum var. Tamam, toplayayım çantamı, sepetimi alayım, gideyim, ben sınav falan girmeyeyim demek değil. Yani bununla bir baş etme, bunu bir iyileştirme yöntemi de var. Zaten sorun bu arkadaşlar. Bakın hayatta sadece sınav süreci için söylemiyorum. Hayatta herhangi bir işte sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Önemli olan bu sorunları iyileştirmek, çözüm yollarını bulmak ve bunları denemek, hayata geçirmek. Önemli olan bu. Gizem hocam, ertelemek çok büyük bir hastalık bu arada. Bunu acilen yenmelisin. Çünkü erteledikçe gözünde dağ gibi büyüyor. Sonra diyorsun ki yok, ben bu topa giremem. Hayır, ben bir aydır çalışmıyorum. Bir ay sonra tövbe çalışamam diyorsun. O yüzden korkularınızla yüzleşin arkadaşlar. Yani şu an senin masaya oturman, belki kendini bir sınava alman, belki o sınavda sıfır net çekmen seni üzecek ama bugün üzecek. Bugün üzülmek mi istersin? Bir günlük bir üzüntü mü? Sınava girdiğinde bir yıllık bir üzüntü mü? Belki de yıl değil, belki hayat boyu bir üzüntü mü? Yani burada biraz tercih yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Geliyorum. Beşinci soruma. Günde kaç saat ders çalışmanız gerektiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ben ölçtüm, biçtim, tarttım. Günde şu kadar saat benim için yeterliymiş. Gizem hocam, eğer bu emeği vermezsen kaybedeceğin aşikar ama emek verirsen belki kazanabilirsin, öyle düşün. 8 saat, 5 saat, başka? Mesela Feyza hocama soralım, neden 8? Gözde hocama soralım, neden 5? Referans kaynakları nereler acaba? Merak ediyorum. Olabilir. Her KPSS A öğrencisi 8 saat çalıştığında atanabiliyor mu? Bölümden bağımsız bir şey bu. Yani seviyene göre mi bu kadar saat çalışman gerekiyor?
Çünkü arkadaşlar ders çalışmanız gereken süre değişkenlik gösterebilir. Biz ikimiz mesela Gizem hocam ve ben ikimiz de okul öncesi öğretmeniyiz. Aynı sınava gireceğiz. Aynı koşullara, aynı hayat şartlarına bile sahip olsak ayırmamız gereken süre farklı olabilir. Belki ben daha çabuk öğreniyorum, daha az çalışırım. O geç öğreniyordur, benim iki katım kadar çalışır. Öyle düşün. Gözde hocam diyor ki tek uzem analizlerinde ortalama ama verimli çalışmak değiştiriyor. Analizimize mi girdin Gözde hocam? Evet İdil hocam, bak tam lafı ağzımdan aldım. Bizim referansımız hep böyle atanan ya da başarılı olan öğrenciler ya, işte keşke şöyle bir kural olsa da arkadaşlar biz de uygulasak. 10 saat çalışan kesinlikle atanıyor. ÖSYM doğru yanlışına değil de çalıştığın süreye bakıyor desek kimse uyumaz. Herkes atanır. Önemli olan verimli çalışmak arkadaşlar. O yüzden saat kısmı çok değişken. Geliyorum son soruma. Peki şu an içimizde olan özellikle öğretmen tayfa, ki hepiniz öğretmensiniz zaten. Kıymetli hocalarım, bir de Feyza hocam var, A grubu. Hangi konuda, bak ders olarak demiyorum, derslerin alt başlıkları, konular, üniteler var ve bunlar ders sayısından belki de 5, 6, 10 kat daha fazla. Hangi konuda, hangi seviyede olduğunu bilenler var mı? Yok. Mesela ben X konusunda 3. seviyedeyim, Y konusunda 5. seviyedeyim, Z konusunda 1. seviyedeyim diyor muyuz? Birazdan sonuçları açıklayacağım. Tarihte iki başka çok zor arkadaşlar. Bakın bu sorduğum soruları bu kadar rahat sorduğuma bakmayın. Ben bu sistemin içerisinde olduğum için, bir öğrenci koçu olduğum için, tek uzamda çalıştığım için bunlar bana kolay geliyor olabilir ama siz öğrenciler için bu çok zor. Yani şu noktada çok zor arkadaşlar. Bir kere kaç konudan sorumlu olduğunu bile öğrenci bilmiyor ki. Daha hangi konuda hangi seviyede olduğunu bilmiyor. Kaç saat çalışabilmesi gerektiğini bilmiyor. Kaç dakikada bir mola verecek bilmiyor. Hangi konuyu daha çok, hangi konuyu daha az çalışacak bilmiyor. Kaç günde bir tekrar edecek bilmiyor. Kendisi için verimli çalışma yöntemini bunu da bilmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar buyurunuz sonuçlar. Evetleri çok olanları tebrik ediyorum. Bu yıl yolcusunuz. 2025'te atanıyorsunuz. Hayırlarımız çoksa da zaten bu semineri bunun için yapıyorum arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Seminerde kalıp beni can kulağıyla dinleyin. Çünkü benim amacım hayırları evet yapmak arkadaşlar. Eğer siz de varsanız devam ediyorum. Sınavda başarılı olmak için, kazanmak ve atanmak için dikkat etmeniz gereken bazı şeyler. Bir, verimli çalışma yöntemini bilmek zorundasın arkadaşım. Ötesi birisi yok. Verimli çalışma yöntemini bilmeyen, kendini tanımayan hiçbir öğrenci başarılı olamaz. Yaz bunu bir kenara. Kural bir. Kural iki. Kaç tane dersin varsa bütün derslerdeki mevcut seviyeni bilmek zorundasın. Seviyeni bilmeden çıktığın bir yolu neye göre çıkıyorsun? Yol haritanı neye göre çiziyorsun? Senin bir başlangıç noktan olmadan. Üç, sadece sana özel bir programın olmalı ve bu programda her dersteki seviyene göre yapacağın çalışmalar değişmeli. İleri seviyede olduğun bir derse ayıracağın süre, onun için yapacağın çalışma başkayken, temel düzeyde olduğun bir derse ayıracağın süre, orada yapacağın çalışma şekli başka olmalı. Geliyorum dört. Ve arkadaşlar en önemlisi, bakın programını yap, düzenli çalış, verimli çalış, bunlar bir yere kadar. Eğer performansını takip etmezsen, eğer bu gidişat nereye gidiyor? Ben verim alabiliyor muyum? Durmalı mıyım? Yoksa ben aylarca boşuna mı çalıştım? Bunu demiyorsan ve kontrol etmiyorsan, kendini takip etmiyorsan, alarm durumlarına göre stratejilerin yoksa üzgünüm, yarın bir çalışma yaparsın. Çalışmayı yapmak kadar uygulamak ve sonucunu görmek, ona göre yeni aksiyonlar almak da bir o kadar önemli kıymetli dostlarım. Şimdi geliyorum bir soru daha. Diyeceksiniz ki hocam bugün bizi soru bombardımanı tuttunuz. Evet arkadaşlar. Neden? Birazcık zihnimiz tozlanmıştı. Amacım farkındalık yaratmak. Şimdi mola vermeden ders çalışma rekoru kimlerin kaç saat? Herkes yazsın. Mola vermeden en fazla kaç saat çalışabiliyoruz?
Mehmetçiğim, YKS için seminerimiz yarın. Yarın katılabilirsin seminerimize. Bu seminer KPSS öğrencilerine özel. Şimdi yok mu arttıran? Elmas Hocam diyor ki 3-4. Aynur Hocam 4. Mehmet Hocam 4. Hande Hocam 1. Başka? 3 saat, 2 saat yemek bile yemeden çalıştığım oldu. 5 saat var. Şu an en yüksek Gizem Hocamı gördüm. O da 5 saat. 2,5, 2, 2, 3. 1 saat. O zaman alkışlar Gizem Hocama gitsin 5 saat. Ama bu güzel bir şey mi, güzel bir şey değil mi? Ona birazdan geleceğiz arkadaşlar. Ama rekor şu an Gizem Hocam'da. Şimdi arkadaşlar, sizce mola vermeden bu kadar uzun süreli bir çalışma yapmak verimli miydi? Ya da mesela 5 saat çalışan Gizem Hocama soralım. Acaba bu 5 saatin ne kadarını öğrenebildi, ne kadarını boşuna çalıştı? Direkt onun üzerinden gideceğim. Gizem Hocam, bana yanıt verebilirsen çok mutlu olurum. Verimliydi. Nasıl çalıştım peki? Yani molasız 5 saatin ben %100'ünün verimli olmadığına eminim. Yani eğitimci kimliğim bana bunu söylüyor. Mesela aralarda mola verseydin, çalışmana devam etseydin sence daha çok verimli olmaz mıydı? Arkadaşlar bunu ben söylemiyorum. Bu bilimsel bir açıklama, bilimsel bir kaide. Ara vermeden yapılan çalışmalar, bakın bu sadece şey değil, ders çalışmak değil, belki masa başı bir işiniz var. Çok önemli bir rapor hazırlıyorsun, çok önemli bir sunum hazırlıyorsun. Ara vermeden yaptığın işlerde hata yapma payın artar. Mesela 5 saat tık tık, sunum yaz, kesinlikle imla hatası, kesinlikle yazım hatası, kesinlikle görsellerin karışması, sayfaların karışması, işte sonun başa, başın sona gelmesi çok muhtemeldir. Ama ara verip kontrol ede ede, pekiştire pekiştire hazırlanan bir sunum ya da kontrollü, tekrar ede ede, adım adım, dinlene dinlene, hazmede hazmede yapılan bir çalışma çok daha verimlidir arkadaşlar. Ve bu da yine kişiden kişiye göre değişir. Ben demiyorum ki herkes 10 dakikada bir mola versin. Hayır, bu da zaten çok fazla. Ama herkesin bir odaklanma düzeyi var arkadaşlar. Eğer odaklanma düzeyinizi bilmeden çalışırsanız ve gereken sürelerde kendinize hak ettiğiniz molaları vermezseniz, zihin arka planda başka şeyleri mola vermeyi düşündüğü için mevcutta yaptığın işi yarısını belki ya anlarsın ya anlamazsın. O yüzden biz Tekuzem olarak arkadaşlar 10 yıldır, yıllardır diyoruz ki her öğrenci farklı öğrenir. Her öğrencinin mola süresi, her öğrencinin unutma süresi, her öğrencinin tekrar süresi, her öğrencinin yapacağı çalışmanın şekli, her öğrencinin süresi, yapacağı çalışmanın saatine kadar, her öğrencinin hangi derste başlayıp hangi derste bitireceğine kadar farklılık gösterir arkadaşlar. Çünkü sizler her biriniz bambaşka kişilersiniz. İkizler dahi, kardeşler dahi hazırlık süreçlerinde aynı başarıya ulaşamıyorlar. Neden? Çünkü burası farklı. Bilişsel süreç, psikolojik süreç farklı olduktan sonra aynı yöntemi 100 kişi deneyebilir. 100 kişinin 100'ü de verim almayabilir arkadaşlar. O yüzden benden size bir öğretmen tavsiyesi olsun. Derece yapanlardan ilham alın ama onları sakın taklit etmeyin, olur mu? Hele onların programını kesinlikle copy paste yapmayın. Çünkü o onları derece elde ettirdi. O program onlar içindi, sizin için değildi. Ha, sizi dereceye ulaştıracak olan başka bir program vardır. Bunun için de arkadaşlar önce nasıl bir programa ihtiyacınızın olduğunu ölçmeniz ve bilmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim. Hocam ben kendimi tanımıyorum. Bu saydığınız özelliklerin hiçbirini bilmiyorum. Ne yapacağım? Ben kazanmak istiyorum. Kendimi tanımak istiyorum diyorsanız arkadaşlar, Tekuzem'in eğitim analizleri tam da bunun için geliştirildi. Aramızda analizlere girenler var mı? Kesinlikle Feyza Hocam. Kimler Tekuzem'in eğitim analizlerine katıldı? Hadi bakalım, herkesten yanıt bekliyorum. Gözde Hocam bizim kayıtlı öğrencimiz. Başka eğitim analizlerine giren var mı? Tekuzem'in analizlerine. Hiç incelediniz mi sayfamızı?
Tek uzamda neler var, neler yok. Elmas hocam, tabii ki de katılabilirsin. Ben şimdi nereden nasıl katılmanız gerektiğini de tarif edeceğim. İdil hocam sen de katıl. Açık açık söyleyeyim arkadaşlar, katılmayan çok şey kaybeder. Bak Gözde hocama dinleyin. Gözde hocam kendisi bir coğrafya öğretmeni ve genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri eğitimlerimize kayıtlı bir öğretmenimiz. Ve analizleri çözmek zorunlu. Kayıtlı olan her öğrenci çözüyor. Feyza hocam da uzun yıllardır bizim takipçimiz. Sağ olsun, hiçbir seminerimizde, hiçbir çalışmamızda bizi yalnız bırakmaz. Öpücüklerimi gönderiyorum kendisine. O yüzden o da girdi ve hatta yoruma direkt beni benden daha iyi tanıyor. Yani sanki bir eğitim falı baktırdım gibiydi yıllar yıllar öncesinden. Girmeyen çok şey kaybeder. Eğitim analizine girdiğiniz zaman arkadaşlar, sadece bizde uygulanan bu analizde sizin nasıl bir öğrenme yapınızın olduğunu, unutma sürenizi, dikkat dağınıklığı, stres, kaygı düzeyiniz gibi sizi sınav hazırlık sürecinde etkileyebilecek bütün özelliklerinizi göreceksiniz arkadaşlar. Seminer sonunda hatta ben bunun linkini de direkt atarım size. Mesela buradaki öğrenci tek uzam eğitim analizlerine girmiş bir öğrenci. Ve bazı özellikleri yeşil çıkarken bazıları mavi, bazıları kırmızı çıkmış arkadaşlar. Acaba yapay zeka bize neyi anlatmaya çalışmış? Bir 10 saniye bakalım bu analize. Çünkü burası çok önemli arkadaşlar. Bakın, analizi yapmak kadar analizi yorumlamak da önemli. Yani sen bir doktora gittiğinde kan testi yaptırıyorsun. Doktor sana buyur sonucun dediğinde sen anlayamayabilirsin. Orada çok tıbbi jargonlar ya da bizim bilmediğimiz Latince kelimeler de var. Eğitim de böyle. Mesela stres seviyesi yüksek ne demek? Ya da bu öğrenci ne yapmalı? Tamam, yüksek hocam, ne yapmalıyım? Var mı bir fikri olan? Gözde hocam özür dilerim, okul öncesiydin. Ben coğrafya yanlış hatırladım, çok pardon. Hidayet hocam diyor ki farkındalığımı arttırıyor, tekrar yapmalı. Bak, stres neden artar arkadaşlar? Kendinizden örnek alın. Hazırlık sürecinde stresli bir öğrencinin stres düzeyi neden artar? Kendine güvenmiyor, programına güvenmiyor, kazanamayacağını düşünüyor, toplum baskısı, aile baskısı, verim alamadığını düşünüyor. Yani öğrencide eksiklik var ki stresi artıyor. Peki biz desek ki hocam gel tek uzeme kayıt ol. Bütün programın, derslerin, hocaların, içeriklerin, çalışmaların, ihtiyaçların her şey burada. Ve sana özel bir program hazırlayacağız. Sen sadece uyuyacaksın. Bu öğrenci stresli olur mu? Olmaz. Neden? Teslimiyet. Ben güvendiğim bir kuruma kayıt oldum. Onunla senkron gidiyorum. Bitti. Ama tek başıma çalışırsam hep aklımda bir kuşku, ya doğru çalışmıyorsam, ya bu çalışmayla yetiştiremezsem, ya verim alamıyorsam ne olacak? Bu yılı kim geri getirecek? Değil mi arkadaşlar? O yüzden eğer içinizde profesyonel bir destek almayanlar varsa arkadaşlar, ben kesinlikle tek uzemi de değerlendirmenizi öneririm ki bizim kadar zaten bu kadar bireysel ve merkeze öğrenciyi alan başka bir eğitim kurumu yok arkadaşlar. Ne örgünde ne de online'da. Şimdi geliyorum ikinci soruma. Arkadaşlar, mevcut seviyenize göre, şu an bugüne göre, 9 Eylül'e göre sınava kadar, yani sınav sonucunuzda almanız gereken bir puan var. Kaç puana ihtiyacınız var? Seviyenize göre atanmak için kaç puana ihtiyacınız var? Yani ben X puandayım, hedefim Y, aradaki puan da Z. Kaç puan? Elmas hocam, seviyemizi bilmemek çok büyük bir kayıp değil mi? Seviyemi bilmiyorsam aradaki farkı da bilemem. Aradaki farkı bilmiyorsam neye çalışacağım? Bak, Gözde hocam diyor ki hocam ben bu yılki sınavı referans aldım. 69, tamam. Baştan sona, ama baştan sona yorucu olur ve belki vaktin kalmayabilir. O zaman şimdi gelelim. Sorumu şöyle sorayım. Hedefim 85. Ben şu an 70'im. Arada 15 puanım var. Bunu bilmek beni rahatlatmaz mı arkadaşlar? Ben 15 puana odaklanırım. Çünkü 70'i zaten yapmışım. Bu bende. Bu benim hanemde. Bunu koruyacağım. Ama yapamadığım bir 15 puanlık soru var. 15 puanlık konu var. Müthiş bir rahatlık. Yoksa
Elmas hocam sen kendine de haksızlık ediyorsun. 70'i alabilen sensin. Ben niye o 70'i yok sayıyorum ki? Onu ben aldım. Niye gidip de matematiğin temel kavramlarından başlıyorum ki? Ben oradan zaten soru kaçırmıyorum. Niye vaktimi ona ayırıyorum? Onun yerine hiç bilmediğim bir konuyu ayırsam daha karlı çıkmaz mıyım? Çıkarım değil mi arkadaşlar? İşte bunları bilmemiz gerekiyor. Bakın küçük trik noktalarda yatıyor başarı aslında. Yoksa ben çok inanıyorum siz hepiniz çok çalışkansınız, çok isteklisiniz, çok idealist, kıymetli hocalarımızsınız. Zaten siz öğretmensiniz. İster atanın, ister atanmayın. Siz öğretmen kimliğinizi her yerde zaten yansıtıyorsunuz, yansıtacaksınız. Ama sorun bu değil. Eğer yolun sonunda bir sınav varsa strateji vardır. İster YKS'ye gir, ister ALES'e gir, ister KPSS'ye gir. Binlerce kişiyle yarışıyorsan strateji yapmak zorundasın. Peki biz neden kazanamadık bu kadar yıl ya da sizler? Aranızda 3 kere, 5 kere, 2 kere giren var. Neden olmadı? Çünkü bu söylediklerimi bilmiyordunuz arkadaşlar. Belki biliyordunuz, kulak arkası yapıyordunuz. Hocam çalışıyorum ya. Nasıl çalışıyorsun? YouTube'dan. Nasıl çalışıyorsun? Hocam kitap sipariş ettim. Öyle çalışıyorum. Üzgünüm arkadaşlar, içinizde bunları yapanlar varsa verimli değil. Denenmişi lütfen denemeyin. Bir yıl daha vakit kaybetmeyin. Geliyorum. Buyurunuz, size söylemek istediğimi aslında tablolaştırdım. Hedef puanım 90, şu anki puanım 70, eksik puanıma odaklanırım. 20 puanı almaktır benim amacım. Ve her dersteki seviyem de farklı olduğu için, zamanım da az olduğu için ben bir öğretmenim. 3 farklı sınava bölüneceğim. Yanı sıra belki evliyim, belki çocuğum var. Belki ücretli öğretmenlik yapıyorum. Belki bir dünya sorumluluğum var. Zaman benim için çok önemli değil mi? Hangi birinizin 24 saati kendisine kalıyor arkadaşlar? Çok az, belki de hiçbirinizin. Zamanı doğru yönetebilmeniz için mevcut seviyenizi analiz etmelisiniz. Hedefinizde olan mesafeyi kapatmak için de stratejik çalışmalar yapmalısınız arkadaşlar. Bu olmazsa olmaz. Peki geliyorum bir diğer soruma. Her ders için ünitelerin en başından konu anlatımı mı çalışıyorsunuz? Yani her ders için tıpkı Elmas hocamdı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hocam ben sıfırdan başlıyorum ya da sıfırdan başlayacağım dedi. Ünitelerin en başından en sonuna kadar Bismillah diyeyim, konu anlatımı çalışayım mı? Sizin yönteminiz bu mu? Ya da bu yılda aynı yöntemi uygulayacak mısınız arkadaşlar? Herkesten yanıt bekliyorum. Elmas hocam, seve seve satabilirsin bu stratejileri. Yeter ki gelecek neslin eğitim öğretim süreci çok güzel olsun. Baştan sona konu. Aksini düşünen var mı? Başka bir yöntem uygulayan var mı? Gözde hocam diyor ki tek uzemin çalışma programını uyacağım. Hocam çok doğrusunu yapıyorsun. Ama kayıtlı olmayanlar ne yapacak? Başla bitir konu soru. Yani kayıtlı olmayanlar en başından Bismillah diyecek, konu anlatımıyla 1 milyon tane dersi çalışacak. İşte Vildan hocam zaten içine sinmesin çünkü bu doğru değil. Şu noktada doğru değil, senin içine sinmemesi doğru değil. Yani bildiğin şeye niye vakit ayırıyorsun ki? Bence de Gözde hocam. O zaman gelelim bakalım bu sorumuzun yanıtına arkadaşlar. Her derste 5 farklı seviyeniz olabilir. Bakın bunu da ilk kez görüyorsanız bence ekran görüntüsünü alın derim. Çünkü bu Tekozem'in eğitim modeli. İsmi Garanti Eğitim Modeli. Ve biz diyoruz ki her derste aynı çalışmayı öğrenci yapmamalı. Neden mi? Çünkü her derste öğrencinin mevcut seviyesi ve kat etmesi gereken mesafe aynı değil. Mesela sen bir derste temel seviyedesindir. Orada en baştan başlarsın, hatta temelden ön hazırlıktan başlarsın. Ama sen bir başka derste başlangıç seviyesindesindir ve senin yapman gereken şey konu anlatımıdır. Detaylı sıfırdan canlı ya da video konu anlatımı yapabilirsin. Bir başka derste senin seviyen üçüncü seviyedir, yani orta seviyedir. Orada detaylı konu tekrarı yapmaya ihtiyacın vardır. Yani ben üçüncü seviyede olduğumu bile bile
Gidip birinci seviyeden çalıştığımda bana ÖSYM daha çok puan vermeyecek. Diyecek ki bildiğini çalıştın, 3 net yapıyordun, yine 3 net yapıyorsun. Artı bir değeri yok. Sadece kendimizi tatmin etmiş olacağız. Yorulduk. Ay işte çılgınlar gibi çalıştık. Kesin puanım yükselecek. Hayır arkadaşlar, sınava giriyoruz. 1-2 puan dışında yükselme yok. Ama yaptığın çalışma çok. Nereye gidiyor bu çalışma? İşte bunun cevabı burada. Aynı yerleri çalışıyorsunuz. Bildiklerinizi çalışıyorsunuz. Bilmediklerinizi çalışmaktan da korkuyorsunuz. Ya da onları nasıl çalışacağınızı bilmiyorsunuz. Eğer bir başka derste dördüncü seviye ileri seviyedeysen burada alıştırma soru çözümü yapman gerekiyor. Senin buna ihtiyacın var. Beşinci seviye en üst seviyedeysen de artık pekiştirme soru çözümü yapıp sınava girmeye hazır hale geliyorsun arkadaşlar. Ve Tekozim'in beş basamaklı garanti öğrenme modelini uygulayan bir öğrencinin öğrenemeyeceği hiçbir konu, çözemeyeceği hiçbir kalıpta soru yok diyebilirim arkadaşlar. Elmas hocam geç kalmadın. Kayıtlarla ilgili bilgi vereceğim. Hatta seminerin sonunda bu seminere özel bir indirim kodu da paylaşacağım. O yüzden çok az kaldı şu an seminerimizin tamamlanması. Biraz bekle. Özel indirim koduyla hem de sorularınız da varsa onları da totalde yanıtlayacağım arkadaşlar. Kayıt olmak isteyenlerin hemen kayıtlarını alıp Ekim ayında canlı derslerimiz başlıyor. Sıfırdan başlayan gruplarımızı da yetiştireceğiz. Merak etmeyin, hiç geç kalmadınız. Gizem hocam diyor ki benim 2 yıldır yaptığım hata bu hocam. Sürekli aynı şeyleri dönüp dolaşıp çalıştım. Üzerine bir şey koymadım. Gizem hocam işte sen genel olarak öğrencilerin özetisin. Bunu eğer Allah göstermesin bu yılda yaparsan üzgünüm hocam, aynı sonuç. Yani aynı yoldan giden başka bir yere varamaz. Yolun, yöntemin değişmeli. Önce bunu kabul edip yüzleşeceğiz. O yüzden bence sen farkındalığı yüksek birisin ki bu farkındalık sana çok şey katacak. Bence bu yıl yöntemini değiştir. Hatta Tekozem'i değerlendirmeni de öneririm. Biz bu noktada sana destek olabiliriz. Çok güzel. Feyza hocam, A grubu da Ekim'de başlayacak. Peki bu saydığım kriterlere göre bir çalışma programı nasıl olmalı arkadaşlar? Verimli olmalı, seviyemize uygun olmalı, sürdürülebilir olmalı, öz disiplin düzeyimize uygun, sonuçlarını ölçebildiğimiz, sürekliliği devam eden, kendimizi tanıyarak hazırlanmış, öğrenme yapımıza uygun ve en önemlisi arkadaşlar sadece size özel olmalı. Mesela karşınızda Tekozem'e kayıtlı olan bir öğrencinin birkaç saatlik programının ekran görüntüsünü aldım. Ve burada bir 10 saniye inceleyelim. Dikkatinizi ne çekecek çok merak ediyorum. Mehmetciğim, YKS seminerimiz yarın. Şu an YKS ile alakalı herhangi bir soru alamam, yanıt da veremem. Bu KPSS semineri, daha önce de söylemiştim. Yarın aynı saatte katıl bak. Yarın YKS öğrencileri için bilgilendirme yapacağım. Çok güzel. Elmas hocam diyor ki hocam inceledim ve mola ve farklı çalışma metotları dikkatimi çekti. Gözde hocam diyor ki her derste farklı çalışma. Kerime hocam diyor ki her 35 dakikada mola vermiş pekiştirsin diye. Feyza hocam da mola ve çalışma saatleri farklı. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten verdiğim bilgiler çok güzel kavranmış. Öncelikle bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi diğer kısma gelecek olursam, değindiğiniz noktalar çok doğru noktalar. Evet, şu an bu programda en çok ilgi çeken kısım birden fazla dersin olması ve her derste yapılacak çalışmanın farklı olması. Mesela güne Türkçe ile başlıyor ve Türkçe tekrarda. Tekrar hangi seviyedeydi arkadaşlar? Ben buradan görüyorum ki bu öğrenci Türkçe'de üçüncü seviyede olduğu için yapay zeka buna demiş ki sen üçtesin, senin tekrara ihtiyacın var. Mola. Arkadaşlar analizde neyi ölçüyoruz dedim. Senin dikkat dağınıklığını, unutma süreni, bir bilgiyi kaç günde bir tekrar etmen gerekiyor. Bunları ölçeceğiz dedim mi? Dedim. Bu öğrenci kayıtlı bir öğrenci mi? Evet. Kayıt olan her öğrenci analizlere ve seviye belirleme sınavlarına giriyor mu? Evet. Yani yapay zeka bu öğrenciyi tanıyor mu? Evet. Senin bütün verilerin yapay zekanın elinde.
Diyor ki senin dikkat dağınıklığın var. O yüzden olabildiğince Pomodoro tekniğe, yani olabildiğince blok derslerden uzak, olabildiğince maksimum 35-40 dakikayı geçmeyecek bir çalışma yaptırıyorum sana. Ve ben sana seviyene göre bir çalışma yaptırıyorum. Bu şekilde zamanının büyük bir kısmını sana geri iade ediyorum. Türkçe'de ben sana konu anlatımı çalıştırabilirdim. Ama seviye belirleme sınavı sonucuna baktım ve senin buna ihtiyacın olmadığına karar verdim. Sen Türkçe'de üçüncü seviyedesin. Yani tekrar yapman yeterli. Ama matematikte aynı şeyi söyleyemem. Matematikte ikinci seviyedesin, yani başlangıç seviyesi. Başlangıç seviyesinde olan bir öğrenci konu anlatımı çalışır arkadaşlar. Yine molamı veriyorum. Üçüncü dersim coğrafya. Coğrafyada dördüncü seviyede olduğum için alıştırma soru çözümü yapmam gerekiyor. Benim buna ihtiyacım var ve yapay zeka bana bunu yaptırıyor. Vatandaşlıkta dördüncü dersimde pekiştirme soru çözümü yapmam gerekiyor. Neden? Çünkü ben vatandaşlıkta beşinci seviyedeyim, yani üst seviyedeyim. Peki arkadaşlar, bu dört dersin dördünde de beni konu anlatımı çalıştıramaz mıydı? Çalıştırırdı. Çok fazla vakit ayırmam gerekmez miydi? Gerekirdi. Bildiklerimi yeniden çalışmak bana keyif verir miydi? Vermezdi. Dönem sonunda yetiştirememe kaygısı yaşar mıydım? Evet, yaşardım arkadaşlar. O yüzden yapay zeka sistemi her şeyi sizin kazanmanız için size özel planlıyor. Şimdi gelelim. Performans takibi olmazsa olmaz dedik. Peki bir öğrenci kendini takip edebiliyor mu arkadaşlar? Hayır. Ya da objektifliğini koruyabiliyor mu, kendini aynayı çevirebiliyor mu? Hayır. Çünkü öğrenciye göre 5 saatte çalışsa hocam 5'in 5'i de verimliydi diyor. Ama o bir konu tarama testine girdiğinde aslında belki de 5 saatin 1 saati verimli. Sınava girdiğinde belki de 70'in üstünde çıkamıyor ama öğrenci verim aldığını iddia ediyor. Kim doğru söylüyor arkadaşlar? Tabii ki de sonuçlar doğru söyler arkadaşlar. Kişiyi kendisinden dinlemeyeceksin. Her zaman söylerim, somut veri, somut olarak performansın takip edilmesi gerekiyor. O yüzden bizim sistemimizde bir dersin sizin için önceliğini, haftalık o derste ne kadar çalışmanız gerektiğini ve çalıştığınızda karşılığında kaç puan kazanacağınızı yapay zeka sistemi biliyor ve artık siz de biliyorsunuz. Mesela Türkçeden tekrar yapman gerekiyor. Yaptın mı, yapmadın mı? Tik. Yaptın mı? Çok güzel. Matematikten konu anlatımı çalışman gerekiyor. Tamamladın mı? Harikasın. Coğrafyadan soru çözümü yapman gerekiyordu. Yapmadın mı? Düt. Eksik. Vatandaşlıktaki tekrarını yapmadın mı? Eksik. Tarihteki ön hazırlığını yaptın mı? Yaptın. Artı. Artıların kaç? 10 puan kazandın. Eksik puanın kaç? 3 puan. Peki ben bu 3 puandan vaz mı geçiyorum? Hayır. Bu 3 puan eksik bıraktığım çalışmayı aldığı gibi önümüzdeki haftanın programına yapay zeka yeniden ekliyor. Yani onları her halükarda bana çalıştırıyor. Neden arkadaşlar? Ne dedim ben size? Bizim sistemimiz garanti öğrenme modeli. O konuyu sana öğretmeden asla dönemi kapatmıyor. Aynen öyle. Benden kaçış var. Yapay zekadan kaçış yok arkadaşlar. O yüzden kıymetli öğretmenlerim, kıymetli öğrencilerim, artık bu yıl ertelemiyoruz. Bakın, olayın ciddiyetinin farkına varalım. 25 kolay bir yıl olmayacak ama biz zaten zora talibiz. Çünkü 26 daha zor. İnanın 27 daha da zor olacak. 28'i hiç söylemiyorum, 29'u, 30'u. Erteleyen daha zora hazırlansın arkadaşlar. Şu an bütün zorlu yılların içindeki en kolay yıl yine bu yıl olacak. Ve istiyorum ki artık erteleme yapmayalım. Artık geleceğimizi, ideallerimizi planladık, hayata geçirelim. Artık harekete geçelim. Verimli bir şekilde derslerimizi çalışalım. Seviyemize göre çalışma türü yapalım. Bu yılı asla riske atmayalım. Ve bu yıl atanalım arkadaşlar. Artık öğrencilerimize kavuşmanın zamanı.
Sizce de gelmedi mi kıymetli öğretmenlerim? Şu an eğer atanmış olsaydınız, bugün öğrencilerinize kavuşmayacak mıydınız? Bugün yeni yeni tatlı öğrenciler, yeni yeni tatlı veliler tanımayacak mıydınız? Güzel ve keyifli bir tatilden çıkmış, eğitimine başlamış, gururlu bir öğretmen olmayacak mıydınız arkadaşlar? Olacaktınız. Ama geç değil. Önümüzdeki yıl da oluruz. Ama bir sonraki yıl zor. Daha sonraki yıl daha da zor. Artık diyorum ya, ertelemenin zamanı değil arkadaşlar. Ağlamayın Elmas Hocam. Ağlamanız için söylemedim. Üzülmeyin lütfen. Neyi hak ettiğinizi kendinize hatırlatın arkadaşlar. Amacım bu. Yoksa şu an hepiniz öğretmensiniz. Bakın ben de bir öğretmenim. Benim alanım okul öncesi. Aynı zamanda öğrenci koçuyum arkadaşlar. Şu an hepimiz öğretmeniz. Bunda bir problem yok. Ama siz istediğiniz yerde öğretmen değilsiniz. Kamuyu istiyorsunuz. Ve sizin istediğiniz yerlerde farklı hocalarımız hizmet veriyor. Yani istediğiniz yerlere ulaşmak o kadar da zor bir şey değil. Zor olsaydı kimse ulaşamazdı arkadaşlar. Doğru birkaç trik nokta var. Benim de amacım bu seminerde farkındalık yaratmaktı. Ben size kazananların nasıl kazandığını formülünü açıkladım. Bizimle başarılı olan binlerce öğretmenimiz atanan dereceyle evinin yakınındaki ortaokula, evinin yakınındaki liseye atanan çok öğretmenim oldu. Eğer siz de bu yıl bu işi bitirmek istiyorsanız arkadaşlar, bizim eğitimlerimizi kesinlikle değerlendirin ve şu an bu seminerde olan bütün öğretmenlerime kayıt olacakları bütün kurslarda %20 indirim arkadaşlar. Yarın akşam 7'ye kadar geçerli. Ücretler çok ama çok uygun, tutar. Gerçekten asla cep yakmıyor. Biz tamamen öğrenci dostu bir kurumuz arkadaşlar. Çünkü amacımız sizlerin kazanması. Amacımız daha çok para kazanmak değil arkadaşlar. Ben ücretlerle alakalı da sizi hemen bilgilendireyim. Hayır, hiç pahalı değil. 50-60 demeyeceğim, olur mu? Kimden başlayayım? Elmas Hocam, senin alanın neydi ÖABET'ten? Bu arada arkadaşlar, ben biraz size hani sistemden bahsettim. Bu bir koçluk sistemi. Yapay zeka sanal koçluk hizmeti. Ama bunun dışında bu sistemi satın alan öğrencilerime bence şu görüntü, yani bu ekranın görüntüsünü alın. Çünkü bunu satın alan öğrencilere birebir canlı dersler, video dersler, deneme sınavları, PDF ders notları, dönem boyu devam edecek olan rehberlik seminerleri, canlı tekrar ve pekiştirme dersleri, soru çözüm dersleri, dönem sonunda yapılacak olan dönem sonu kampları, yani bir dershane sisteminden hiçbir farkımız yok. Aksine artımız yapay zeka koçluk sistemi arkadaşlar. ÖABT kursları burada. Bakın, sistemden kendiniz de inceleyebilirsiniz. ÖABT'lerimizin tamamı güncel video eğitimler arkadaşlar. ÖABT'de tarih, fen, din kültürü, sosyal, İngilizce, okul öncesi, besyo ve sınıf. Bu alanların eğitimleri var. Burada olmayan alanların ÖABT eğitimlerini vermiyoruz arkadaşlar. Yani coğrafya, edebiyat, Türkçe gibi bu alanlar yok. Burada gördükleriniz var. ÖABT'lerin hepsi güncel videolar. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri derslerimizin hepsi sıfırdan canlı dersler arkadaşlar. GGK eğitim bilimlerine canlı gireceksiniz. ÖABT derslerimizde video olacak. Şu an üçlü paketimin ücreti, bütün üçlülerin bu arada, GGK eğitim, ÖABT, normalde sitede 8.500 lira. Bu seminerden gelip kayıt olan öğretmenlerim olursa benden geldiklerini söyleyerek ben öğrenci koçlarımı bilgilendireceğim. 6.000 TL'den üçlü paketimize kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. 6.000 lira. Çok uygun değil mi arkadaşlar? Bir paket fiyatına 3 paket artı yapay zeka. Üçlü paket 6.000. Eğer içinizde alanı olmayan hocalarım varsa, yani GGK ve eğitim bilimlerini satın alırsanız arkadaşlar, bakın GGK eğitim bilimleri normalde 6.999 lira. Bu paketi de 5.000 liradan vereceğim arkadaşlar. Yani 5.000 liraya ikili paket, 6.000 liraya üçlü paket, bütün tek paketlerimizin hepsi de arkadaşlar 3.500 lira. İster ÖABT alın sadece, ister eğitim alın, ister GGK alın. Ama koşullarınız el veriyorsa arkadaşlar, üçlü pakete kayıt olmanız çok daha avantajlı.
Hidayet hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam ben sunuma bayıldım. Çok fazla yer araştırdım. Siz en iyisisiniz. Hem fiyat çok uygun hem de yapay zeka hayranıyım. Kesinlikle kayıt olacağım. Şimdi kayıt olmak için sistem yöneticimden bir link paylaşmasını rica edeceğim. Arkadaşlar sistem yöneticimin gönderdiği linke tıklayın. Bu linke tıkladığınızda bu indirimlerden faydalanmış olacaksınız. Hem öğrenci koşullarımız ulaşacak, detay sormak istediğiniz bilgiler varsa onları sorabilirsiniz. Hem de kayıt işlemlerimizde bizim verdiğimiz indirim koduyla birlikte tamamlayacaksınız. A grubuna kayıt olacak öğrencilerim, arkadaşlarım varsa da şu an A artı B Feyza hocam 10 bin lira. Sadece A 7 bin lira. Kayıt için linke tıklamanız yeterli. Bir de sistem yöneticimden eğitim analizimizin linkini rica ediyorum. Analize katılmayan kıymetli hocalarım vardı. Onlar da seminer sonrasında bir 10 dakikasını ayırabilirlerse analizlerini çözsünler ve farkı görsünler. Evet Tuğba hocam, hangi pakette kayıt olursanız kayıt olun, yapay zeka hepsinde var. Üçlü, ikili ya da tekli. Yeniden ileteyim. Üçlü bütün ÖABT'ler 6 bin. İkili paket 5 bin. Tekli paket 3.500 lira arkadaşlar. Var mı sorularınız? Analizin linki gelecek. Sistem yöneticimin gönderdiği linke tıklayın. O bizim eğitim analizimizin linki arkadaşlar. Analizi o linkten çözebilirsiniz. Çözmeyen kıymetli öğretmenlerim, öğrencilerim. Analizi kesinlikle çözün ve ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ve lütfen arkadaşlar bakın bu yıl kendinize yapacağınız yatırım çok önemli. Pişman olmamak için ücretten ya da zamandan kaçmayın. Yatırım yapmaktan kaçmayın. Bu yatırım size fazlasıyla bütçe olarak, fazlasıyla başarı ve kariyer olarak gelecek. Şu an buraya verdiğiniz 6 bin lira atandığınız zaman hiçbir şey değil. Maaşınızın 1/5'i. 1/6 öyle düşünün. Kayıt olduktan sonra da çözebilirsiniz. Yeniden Elmas hocam görmedim sorunu. Elmas hocam tabii ki A grubu senin kardeşin olduğu için yardımcı oluruz. Normalde bu indirim sadece seminere katılan öğrencilere özel bir indirim. Kardeşinin de senin de kaydını alırız hiç merak etme. Sistem yöneticimden yeniden rica ediyorum. Ha atmış zaten. Teşekkür ederim. Arkadaşlar son kez linki paylaştım. Tıklamayan çok şey arkadaşlar kaybeder gerçekten de. Bence bu yıl tek uzamlı istediğiniz sonuca rahatlıkla ulaşacaksınız. Ben de çok teşekkür ederim. Hidayet hocam sana ulaşacağız. Elmas hocam ulaşacağız. Çok teşekkürler Gizem hocam. Linke tıklayan herkese öğrenci koçlarım bugün 7'ye kadar ve akşam 7'ye kadar ulaşacaklar. İndirimin kullanım süresi arkadaşlar yarın akşam 19. Bilgileriniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Güzel katılımınız için, zaman ayırdığınız için, kendinize bu bir saati hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hidayet hocam siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Bolca selamlar, öpücükler, sevgiler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.